Bu şey, biz arkadaşlar görüştüklerinde dikkat ettim. Evet, bilinç var, doğru. İklim değişikliği. Bir hanımefendi diyor ki işte böyle bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor, hasta oluyoruz diyor. Diğer bir kişi diyor ki işte yağmur yağmayacak, şu olacak, bu olacak. Şimdi şunu merak ediyorum. Bunu en iyi nabzını tutan sizlersinizdir kuvvetle muhtemel. Bilinç var. Bilince karşı kendini koruma ve güvenceye alma pozisyonuna, aksiyonuna geçiyor muyuz? Asıl merak edilen bu. Şimdi tarlada da evet çiftçimizin ürünü gitmiş. Hani sigortalı mı değil mi onu bilemiyoruz. Ondan sonra pozisyon alıyor muyuz? Vallahi bilinç var. Çok fazlasıyla gündemde haber de var. Ama konu nasıl bunu koruyabilirim, nasıl riskimi yönetebilirim'e geldiğinde açıkçası farkındalığın istediğimiz seviyede olmadığını söyleyebilirim net. Ben şöyle bakıyorum, sigorta sistemi iklim değişiminin içinde, yani sigortacıların burada ciddi mesuliyeti var. Şirket bağımsız konuşuyor, bütün sigorta şirketlerinin. Biz Türkiye Sigorta Birliği nezdinde de bu konuyu çok irdeliyoruz. Bir kere farkındalık yaratacağız. Yani farkındalık yaratmak zorundayız bu programlarla, çeşitli aksiyonlarla, aktivitelerle. Çok ciddi bir dağıtım kanalı var Türkiye'de. Acentelik sistemi, 15 bin üstünde acente, Türkiye'nin bütün illerine yayılmış durumda. Buralarda da farkındalık için kullandığımız çok önemli kaynaklar. Ürün lazım. Bugün şunu artık sektör adına hazır diyebilirim. Yani farkındalığın yanında ürününüz de hazır olması lazım. Sektör bugün tarımdan enerjiye, turizme, büyük sanayi işletmelerine, bireysel risklere, iklim değişimiyle öngörülebilen bütün risklere karşı teminat verebilir ürünleri hazır hale getirdi. Yani hortum, evet hortum. Dolu, evet dolu. Sel, fırtına, kasırga hepsi var. Dolayısıyla ürün de hazır. İki tane konumuzda sorun var. Bir tanesi sigortalanma oranı çok düşük. Halen biz şunu görüyoruz, yani yaşanan az evvel İstanbul'daki dolu örneğini verdim. Yani %50 civarında ya şahısların ya kurumların üstünde kalıyor risk ya da devletimizin üzerinde kalıyor. Dolayısıyla sigortalanma oranını yukarı çıkarmamız lazım. Bu konuda da mutlaka daha ileri gitmemiz gerekiyor. İkincisi, sigorta şirketleri olarak bizim de çok ciddi bir ev ödevimiz var. Büyük hasar tahmini yapmamız lazım. Çünkü sigorta yapmakla bitmiyor iş. Hasar anında bütün tazminatı ödemek için de ciddi büyük kümüller oluşuyor, büyük riskler oluşuyor. Bunları da reasürans marifetiyle koruyoruz. Dolayısıyla biz de modellerimizi, algoritmalarımızı yeni koşullara göre revize etmek durumundayız. Yani aslında topyekün bir hazırlık var ama bu konuda ben sigorta sektörünün kesinlikle hazır olduğunu, ürünüyle, yapacağı yatırımlarla, kümül hesaplarıyla, reasürans korumalarıyla, sermayelere hazır olduğuna inanıyorum. Tek konumuz farkındalığı arttırmak ve sigortalanma oranını arttırmak.